Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, ben Emre Saygan, Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kasım ayının bitişi ve Aralık ayının ilk haftasıyla şimdi araba pazarı videomuza başladık. Bu arada 3 tane dosta rastladım burada. Konya'dan geliyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi Konya'daki fiyatlarla Adana'daki fiyatlar arasındaki farkı... Adana'ya geldik. Daha pahalı. Konya pahalı diye Adana'ya geldin. Adana daha pahalı, evet. Abi. Ne bakıyorsunuz? Bütçeniz ne mesela? Yani 40-50 lira beraber bak, daha önce herhalde serçe alacağız. Oo, 40-50. Zor. Anca serçe. Zor abi, zor. Şahin alır dedik. Peki şimdi ama şunu soracağım. Konya'nın arabaları mı temiz, Adana'nın arabaları mı temiz? Konya biraz daha temiz. Değil mi? Yani biraz orada şey düşkünüz, dediğim boya şeye düşkünüz, çok düşkünüz. Hmm. Ben Adana'nın adını Ağrı-Hasarlı, Hatay'ın ve Adana'nın adını Ağrı-Hasarlı memleket koydum. %90 Ağrı-Hasarlı'dır buradaki araçların. Allah Allah. Normalde Adana böyle değildi, biliyor musun? Adana, evet, daha kaliteli araba vardı Adana'da ama işte, evet, Kilis, Hatay, bilmem, evet, ne, Antep bozdu işi. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. O zaman eliniz boş dönüyorsunuz şimdi. İnşallah. Yani yazıyla. Hayırlı işler. Görüşürüz. Abi, dostlar. Hepsinden Var. Hepsinden YouTube var. Kanalı Hepsinden Var. Beğeniyorum. Beklerim dostlar. Şimdi videomuza başladık. Burada güzel bir makina buldum. Fiyat yazmamış. 2012 model. 2013 tescilli. Ne var? Bakın şöyle güzel B Max var. Şöyle etrafını döneyim. Fakat stop farlarının içi su dolmuş, ne alakaysa. Fiyat yazmamış. 1.4.90'lık. Otomatik vites değil. Muhtemelen kapıları da kilitli. Şöyle telefon numarasında görün. 1.4.90 beygir. 167.000 kilometrede iki parça boya var. Güzel böyle cam tavanlı. Tabi açılır cam tavan yok bunda. Böyle kadrajımıza bununla başlamış olalım. Girsin. Yine geçen haftanın neyi var burada? Andiyası var. 152.000 kilometrede. 2005 model. 1.3. 104.000 TL demiş abimiz. Sol çamurlukta boya varmış. Şöyle bunu da kadrajımıza almış olalım. Şurada güzel bir sembol dikkatimi çekti. Ona bir bakalım dostlar. Sembol 132.500 TL demiş abimiz. Dizel ama tertemiz duruyor. Belli binici arabası. Sizin aracınız mı? Ha, arkadaşın arabası. Güzel. 2012 model dostlar. 170.000 kilometrede. Telefon numarasını şuradan görün. Güzel, diri. Yani böyle binici arabası. Fiyatına yine diyorum, yüksek bulanlar bir şey diyemiyorum ama mesela direksiyonu falan görüyor musunuz? Hiç yıpranmamış, tertemiz. Hafif böyle karşıdaki kapı pandizotunda böyle kumaşında atmalar mevcut ama araba temiz duruyor. Beğendim. Mesela yani böyle nadir bu temizlikte bulunacak araçlardan hoşuma gitti. Ama rakamına bir şey diyemiyorum. Yani böyle boyası falan diri duruyor. Güzel temiz bakmışlar bu makinaya. 1.5 olmasından dolayı biliyorsunuz en büyük avantajı bunun yakıt. Zaten vergisi de 1.5 olmasından dolayı zaten düşük. Böyle yakıt için alınacak makinalardan. Ford Fiesta var hemen yanında, ona da bir bakalım. 172.500 TL demişler Ford Fiesta'ya. Bu da temiz duruyor. Osmaniye plaka, Trend X paketmiş dostlar. Bu şey ama 1.2'lik. 16 var, 100 beygir. Güzel. Benzin LPG var üstünde. Şöyle bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Yine geçen haftanın Astra, düzeltiyorum, Vectra'sı burada. Bakın ne var. Az önceki Konyalı arkadaşlara 35 bin liraya 91 model serçe var, serçe. Maşallah, fiyata bakın ya. Bravo. Yine geçen haftanın Ford Focus'u burada. Collection paket 1.6. 162.500 TL demiş abimiz. 2001 model. Şöyle bunu da kadrajımıza almış olalım. Bugün bayağı hareketli pazar. Güzel. Şöyle bunu da içini çekeyim dostlar. Güzel. Bunda da direksiyonda öyle deformasyonlar yok. Göğsü temiz duruyor. Bugün pazar biraz daha hareketli. Aa, bakın ne var burada. Linea var. Bunu da kadrajımıza alalım. Sanki daha önce vardı, gitmiş, geri gelmiş gibi. Ne demişler? 73.500 kilometre. Düzeltiyorum, 73.500 TL demişler abimiz. Aktif Plus paket 1.3 Multijet elektrikli aynı yol bilgisayarı 4 cam otomatiği varmış. Kapısı kilitli, açamıyorum. Şimdi burada yine böyle vergi avantajı, düşük yakıt maliyetiyle böyle alınabilecek, tavsiye edeceğim araçlardan. Bagaj kapağında hafif renk atmaları mevcut. Çelik çant koymuş üstüne. 185, 65, 15 jant var arkadaşlar.
işte bu tavsiye edeceğim başlangıç seviyesi araçlardan. Bu arada camında da çatlak var. Tabii çok böyle deri durmuyor. Sanki önden de böyle tıklamışlar gibi. Şuradaki açıklık çok fazla. Yine ne var? Courier var. Tertemiz duruyor. Helal valla. 2020 model. 289.500 TL demiş abimiz. Bu makinaya şöyle görün bunu da, ama temiz. Gerçekten çok temiz. Güzel. Bu hafta böyle bu, hani yani fiyatları yüksek olup da böyle kilometreleri de yüksek olup, hani çok özür dilerim, çöp diyeceğimiz arabalar yok gibi. En azından şimdi öyle başladık. Şey hariç yani, o da yaşı gereği Linea hariç. Şöyle aşağıya doğru inelim. 2010 model, 1.8, 347 bin kilometrede. Sunroof falan yok. Lastikleri idare eder. Bunu da kadrajımıza almış olalım. Bakın yeni Honda var. Honda Civic. Şöyle telefon numarasını göstereyim. Sunroof var. 2017 modelmiş. Telefon numarası da burada. Boya değişen yok. 1.6 otomatik vites. Eco Elegance diye geçen paketi şöyle. Bunu da görmüş olun. Güzel. 2001 Şahin var. 1.6 IE. Ne demiş abimiz? 66.250 TL demiş. Görmek isterseniz boya atmaları yok ama gördüğünüz üzere bazı renk solmaları mevcut. Şurada i20 var. Gelin ona bir bakalım. i20 1.4'müş dostlar. Troy paket. DCVT 100 beygirlik Prime'mış. Bu arada bir dakika. Troy Prime demiş ama anlamadım. Bu da böyle kadrajımıza girsin. 148.500 TL demiş. Lastikleri fena değil gibi. Bu da temiz duruyor. Ama önden böyle sis varın orada. Hafif böyle sanki bir tıklama olmuş gibi. Bu arada kaputta açık. O aralık oradan kaynaklanıyor. Evet dostlar, şöyle aşağıya doğru inelim. Bakın bir tane Passat, bir tane de Jetta var yan yana. Hadi onları çekelim. Sonra da şu Golf'e bakalım. Şimdi farları hoş değil. Böyle sanki vernik mi atmış, bir şeyler olmuş farlarında. Passat için konuşuyorum. Passat'a ne demiş abimiz? 255.000 TL demiş. 2012 model, 1.4 TSI, 248.000 kilometrede dostlar. Lastikleri fena değil, idare eder. Ama hani bu parayı verir misiniz bilmiyorum. Bu arada farında görün şöyle. 250, 215, 55, 16 lastik jant var. 1.4 TSI aslında güzel gider. İyi makinedir. Hemen şu Jetta'ya bakalım. Jetta Star Max lastik koymuş. 330.000 TL demiş. Maşallah maşallah. Maşallah. 2017 çıkışlı, 2015 model, 47.000 kilometrede 330.000 TL. Ve şey yani Highline falan da değil. Yani görün hiç önde şey yok. Abi çok yüksek ya, böyle bir fiyat olabilir mi ya? İyi pazarlar. Şurada ne var? 255.000 TL'ye 54.000 kilometrede 1.6 benzin LPG. Telefon numarasını gördünüz. Hatchback jantları değiştirmiş. Muhtemelen bu da bas paket herhalde. Kapısı açık mı bakacağım. Kapısı açık dostlar. Manuel vites. Böyle bunu da görün. Güzel ama içi tertemiz kokuyor. Belli ki binici arabası. Abi fiyatlar nedir ya? Kapısının kapanması falan çok hoş. Çok iyi. Bakın burada değişik bir araba var. Merkezi kilit, Bluetooth. Bu ne? Ha, Renault 19'muş dostlar. Değişik araba dediğim. Klima sisteminde görün böyle. Çok güzel şey koymuş. İyi satışlar kardeşim. Şöyle ne istemiş kardeşim? 300.000 kilometrede. Fiyat istemedim. Fiyat istemedim. Bedavaya mı veriyorsun? Evet, beleşe. Beleşe. Ne kadar istiyorsun? Yani piyasa çok artmış ama ben 30 bin liraya veriyorum. 30 bin liraya bırakıyorsun. Kaç model bu? 95 model. 95 model. Şuradaki 91 model Selçe'ye 31 bin liraya. Evet. Evet aynen öyle. Sen mi topladın bunu, aldığında mı böyleydi? Ben Türkiye'de tek böyle yapan yok. Maşallah güzel ama, eline koluna sağlık. Allah kaza bela vermesin kardeşim. İyi satışlar, iyi pazarlar. Dostlar Astra'dan devam edelim. Bakın burada da var bir tane Astra. Hatasız. 126.000 kilometrede 235.000 TL fiyat yazmış abimiz. Sizin aracınız herhalde. Evet. Binici arabası. Evet. Belli. Böyle hatta asker gibi duruyorsun ha. Yok abi, öğrenci. Öğrenci misin? Evet. Yaşını büyüttük. Yanlış köşe yaptım ben askerim. Öyle mi? Uzman çavuş. Ha öyle mi? Uzman çavuşsunuz. Dostlar az önceki Europa'nın sahibi uzman çavuş kardeşim. Şimdi hiç masraf açtı mı bu makine? Açtı mı? Tavsiye ediyor musun? Yani şöyle aslında evet satıyorsun, birisinin alması lazım. Niçin satıyorsun öncelikle?
Yükselteceğim abi. Ha, model yükselteceksiniz. Ne masrafı açtı mesela? Şimdi bu arabaya binmek isteyen vatandaşlar neye hazır olsunlar? Senin aracın için konuşmuyorum. Astra için konuşuyorum. Ya abi öncelikle bu motora giden su hortumu. Tamam. Genellikle sıkıntı açıyor. O, ben ondan dolayı da motoru kilitledi. Ooo o zaman bunun motoru yapılı şu an. Evet, sıfır motor. Bu şimdi 1.6 dizel mi? Evet abi. Benzin, dizel. Ha, 1.6 benzinli evet. Bu. Anladım. Ekotek motor var. Normal evet. Opel motoru. Dostlar, LPG var mı? LPG de var abi. Peki LPG yapmış olabilir mi bu sıkıntıyı? Yok abi ya. Ben zaten motoru yapmadan önce bir ay önce arkadaşım dedi. Dedi bu arabayı elden çıkaralım. Bizde de vardı sıkıntı çıkarıyor sürekli. Allah Allah. Bir ay sonra motoru yedik. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Dostlar, kardeşimin arabası, şöyle bunu da görmüş olun. 1.6 Astra'lardaki sıkıntıyı da kardeşim dile getirdi. İyi pazarlar diliyorum kardeşim. Şurada ne var dostlar, böyle ben hepsinden var, YouTube kanalına çekiyorum bunu. Hepsinden var. Salı günü yayında bu videomuz. Dostlar, Peugeot 407 var. 285 bin kilometrede 125 bin TL demiş. Sunrooflu. Şöyle bunu da görün. Lastikleri fena değil gibi ama çok böyle kozmik tik eksikliği çok fazla. Yani anlayamadım ama otomatik vites değil. Şöyle bunu da görün, double ekran var. Evet, şimdi Transporter var. Hadi bunu da çekmiş olalım şöyle. Farları çok solmuş. 130.000 TL demiş abimiz. Şöyle telefon numarasını görün. 260.000 kilometrede 1.9'luk olanıymış dostlar. Böyle görün. İyi şey tipi aslında. Hani böyle arkada da koltukları var. Çok panel van değil ama güzel. Arkası normal bagajı. Merhaba. İyi satışlar, iyi pazarlar. Görün arkadaşlar, bu Transporter da güzel. Double ekran koymuş içine. Ama egzozunu beğenmedim. Ne yaptım babacım ya? O ne öyle? İlginç bir egzoz koymuş. Bakın kim var burada. Dayım arabasını da halen satamadı. Bunu da görmüş olalım. Telefonuyla ilgileniyor. Fenomen oldu ya, maşallah. Karizma geçen hafta da buradaydı. Aa bakın ne var, güzel. Megane 2 var. Şöyle görün dostlar. Bu böyle full paket olanı güzeldir. Yol tutuşu falan başarılı. 2009 modelmiş. 200 bin kilometrede 123 bin TL demiş. Pazarlık payı var. Expression paket 1.5. Böyle muhtemelen ya 105'lik ya 110'luk bu. Dostlar bunu da şöyle çekelim. Ama hız sabitleyici yok abi ya. Şöyle yani yağmur sensörü, far sensörü koyuyorsun abi şu makineye. Hız sabitleyici koymuyorsun. Çok ilginç. 4 cam otomatiği var. Aynaları otomatik ama kapısının kapanması güzel dostlar. Lastikleri ister değişmek. Şöyle arka görüntüsünde görün. Şimdi şöyle az önceki 330 bin TL'lik Jetta arkaya park sensörünü sonradan taktırmış. Ya 330 bin TL eder mi bilmiyorum. Çok ilginç ya. Ah, 205 bin TL'ye Golf dostlar. 2011 model Golf 6. 180 bin kilometredeymiş. 205 bin TL istiyor. Muhtemelen kapısı kapalıdır diye düşünüyorum. Evet, kapısı kapalı. DSG değil. Evet. Şöyle. Air'lı Toyota Corolla geldi. Enigma'yı çalıyor kardeşim. Şimdi 72.500 TL şu geçenki Auris dostlar. Şey var. Admire, Accent Admire 58.000 TL, 292.000 km'de 1.5 dizel. Muhtemelen bu 3 silindirli olan, biraz traktörümsüdür. Tavanda solmalar mevcut. Lastikleri kötü. Bilginiz olsun, telefon numarası da paylaşmamış zaten. Şurada Fiesta var. Renk soğumaları gayet fazla. Hani böyle başlangıç paketinde işte klimalı bir aracım olsun istiyorsanız şöyle bunu tavsiye ederim, böyle kadınlar için alınabilecek arabalardan. 2000 modelmiş tabi, rakam yine çok yüksek. Lastikleri, kış lastiği var üstünde, Continental dostlar. Ama boya durumu çok kötü. Evet, şu geçen haftaki Fiesta'mız burada. Yakışıklı bir kardeşim satıyordu. 175.000 TL demiş. 1.5, 169.000 kilometrede. İyi gezmiş. Şöyle bunu da kadrajımıza almış olalım. Dayton lastikler var demiştik hatırlarsanız.
fiyatı yüksek bence. Evet, bakalım. Ha, bakın şurada ne var? 195.000 TL'ye Sandero var. 1.5 dizel. Yine böyle yakıtı az olsun, ondan sonra vergisi düşük olsun diyorsanız alınabilecek makinalardan. Birazcık da böyle hani SUV tarzı ya bu. MPV mi diyeyim ya da bilemiyorum işte, siz daha iyi bilirsiniz. Lastikleri falan güzel, temiz duruyor. Siyah renkli arkadaşlar. Eskişehir plakaymış. Hemen yanında ne var? Titanium kuryer var. 225.000 TL demiş abimiz kuryere. 2017 model. Temiz duruyor, güzel duruyor. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Bakın Europa var bir tane daha. Şimdi az önceki uzman çavuş kardeşimle kıyaslayın bu arabayı. 96 modelmiş Europa. 650 demiş ama 650.000 mi? Anlamadım. Fiyatı da burada 53.000 TL klimalı. Güzel, lastikleri falan temiz duruyor. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Bakalım ne var. Şurada güzel bir Focus var. Hadi o Focus'a bakalım. 147.000 TL tam otomatik. Cia paket 2007, 175.000 kilometrede 1.6 demiş abimiz. 1.6 dizel mi? 1.6 dizel dostlar. Güzel. Güzel duruyor. Şöyle ön kapotta hafif solmalar mevcut ama çok dikkat çekmiyor. Böyle güzel pastacılarla çıkarılır gibi. Lastikleri, kış lastiği var üstünde. İçine şöyle bir bakalım. İçini de görün. Otomatik vites. Zaten Sony ses sistemi var. Diyecek bir şey bulamıyorum bu ses sistemini. Çok başarılı. 10 numara 5 yıldız ses sistemi var. Kapısının kapanması gayet başarılı. Böyle taş gibi kapısı var. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Sonradan takma park sensörü var üstünde. Abimiz satıyor. Burada da 2004 C3 var dostlar. 4 hava yastığı, 2 cam otomatik dijital klima varmış. 75.750 TL demiş. Şuradan telefon numarasını göstereyim. Tamamdır. Güzel, temiz duruyor. Bu da binici arabası. Belli ki hatta bakımını belki de yeni yaptırmış. Şeyde, kaputta böyle elleri yağlı, parmak izleri var. Şurada 2009 model 1.6 HDI 207 var. 2400 lira hasar kaydı varmış. Motorunu da görün maşallah. HDI motor. Tır tır tır. Güzel, az yakan bir alet. Güzel de gider. Bentley jant koymuş üstüne kardeşim. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Şimdi bu karşıdaki Fiesta'lar ve Focus geçen hafta da vardı. Şu kırmızı Fiesta sanki geçen hafta vardı. Fiyatlarını şimdi şöyle çekeceğim. Yine geçen haftanın fiyatlarıyla kıyaslayın. 200.000 TL. 228.000 TL. Şöyle görün. Geçen haftayla kıyaslayabilirsiniz ama kırmızı nasıl güzel durmuş. Çok ilginç. Sis farı bile yok makinede. Şunda sis farı var. Zaten birbirlerinden farklıydı bunlar. Ondan sonra şimdi geçen haftanın güzel tertemiz olan Focus'u, çok hoşuma gitmişti bu. 188.500 TL demişti. Kardeşim bilmiyorum artık geçen haftaki fiyatı nasıldı. Ondan sonra bakın burada bir tane sembol var. Yine başlangıç paketindeki araçlardan 1.4 benzinli 98.500 TL demiş. 2006 model. Sembole tavanda hafif boya atmaları başlamış. Bunu da şöyle çekelim. Fiyatlar çok yüksek ya. Abi çok yüksek, bilmiyorum. Allah sonunu ayırsın. Ha, gelin bakın ne var burada. İki tane Toros yan yana. Yani şimdi normalde 10-15 bin liralık alet bunlar. Haydi buyur. 32.500 TL demiş. 88 model Renault TX'e. 12 TX. Buna ne demiş? 90 model 34.750 TL demiş. Biri station, biri sedan. Hatta şöyle dostlar, bunu Toros'a çevirmişler yani. Macun atıkları çok fazla. Bilmiyorum ya. Yazık, günah ya. Vallahi billahi yazık, günah. Yani şey gibi, çok kötü boyanmış, çok kötü restore edilmiş alet. Yazık, ben almam yani, bilmiyorum. Kimseye de tavsiye etmem. Benim gibi bir YouTuber da olur mu bilmiyorum ama milletin arabasını övmek yerine. Ama kardeşim yani çok kötü ya. Şu arabalara verilmez o para ya. Yazık, günah ya. Evet, yine bir Focus var. Ne kadar çok Focus var ya. 110.900
TL demiş abimiz. 2008 model 297 bin kilometrede Gia dizel olanı. Tavanda böyle hafif antenin altında bir çökme var. Kapısı açık ama az önceki Focus'un kapısı gibi sert açılmıyor. Direksiyonunu sonradan deri yaptırmış. Gerçi bu kilometreye göre gayet normal. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Otomatik yanan farları falan var. Aslında C olduğu için bu güzel donanımlı olanı. Jantları bilmiyorum orijinal mi, bence değil. Orijinal Cihada bu jantlar yok diye biliyorum. Arka farları solmuş. Hatta şöyle geri görüş kameralı teyp varmış. Sanki onu da sökmüşler. Ya da tamponda bir şeyler olmuş. Orayı geri kapatmış. Lastikleri idare eder. Şimdi bakalım. Şöyle neyimiz var? Ha, bir lineya daha var. 195, 60, 10, 15 lastik koymuş üstüne. İlginç. İlk defa görüyorum. 1.3 2009 model 261 bin kilometrede fiyat yazmamış. Ön lastik, arka lastik birbirlerinden farklı. Kapısı da kilitli bu arada. Ya işte bunu sevmiyorum. Ön lastiği leş gibi. Çıkma belli, çıkma takmış. Yani araba toplama. Şu araba getirilir mi? Bu şekilde getirmeyin ya. Yazık, günah. İnsanlar şuraya araba bakmaya geliyor. Dört lastiğinin dördü birbirinden farklı. Arkadaşlar yani rakamı ne bilmiyorum ama hakikaten yorumlara yazdığınız gibi çöp yani. Yazıktır, günahtır, insanlar şuraya araba bakmaya geliyor. Evet, Honda Civic var. 2003 1.6 VTEC 150 bin kilometrede 151 bin TL yazmış. Kilometre başına 1000 TL koymuş abimiz. Ama sanki bu da boyalı gibi. Böyle ön panjuru falan hoşuma gitmedi, bilmiyorum. Ön tamponu falan. İlginç arabalar var ya. Evet, ne var bakın. Clio 3 var. Ekstrem paket 2001 model. 152 bin TL demiş abimiz. Manuel vitesmiş, dizelmiş. Onu da görmüş olun. Şöyle göstereyim. Megane 2 jantı takmış üstüne. Ama güzel, derli toplu duruyor. Burada da bir traktör çalışıyor zaten. Güzel, bakın böyle tamponlara, farlara şeyi koymuş abim. Sujeti koymuş. Farları değiştirmiş. Hop, böyle airlı. Toto'yu da kaldırdı. Hop, önü de kaldırdı şimdi. Müziği kısabilir misin müziği? Size zahmet. Aynen öyle. Güzel toplamış makinayı. Hah, şimdi detaylı bir çekelim. Dostlar, ses sistemi var. Böyle ABS, airbag vesaire de var. Bunda Toyota Corolla GL'yi klimalı. Bunu görün. Şimdi abimizin yanına gideceğiz. Sohbetimizi edeceğiz. Evet, selamünaleyküm. İyi satışlar, iyi pazarlar. Şimdi Toyota'nın efsane kasası, en çok tutulan kasası. AE100.000 kasası. Aynen öyle. 1.6, 1.3, 1.8 ve 2.000 motor olarak 4 ayrılmış. Aynen. Toyota Grup Başkanıyım. Türkiye'de Toyota yedek parçası satan kişiyim. Yurt dışından ithal edip Türkiye'deki insanlara modifiye yapmak için parça getiriyorum. Çok güzel. O zaman doğru adrese gelmişiz ya. Vallahi billahi. Şimdi abi, nedir bu makinenin ederi? Şimdi ederi şöyle söyleyeyim ben. Boş hali 80. GL'yi spesyal. Hava yastığı ve ABS. Evet. Bunların dikkat ettim, bu. Dikkat evet. Ettim. Hemen gördüm yani. Bunlar, anladım. Birçok paketi var. XLI, XEI, GL, GLI. 93 ve 94'te Japon üretim. 95, 96, 97, 98 Toyota'sa. Sakarya'daki fabrikada üretim. Evet. Bu Türkiye'ye gelen paketler. Yurt dışına gelen paketlerin 1.8'i, 2.000'i, 2.300'ü, 3.000 motoruna varana kadar. Var, evet. Ama Türkiye'de vergiden dolayı gelmedi onlar herhalde. Vergiden dolayı gelmedi, işin açığı var. Evet. En boş paketin olmasına rağmen şu an Türkiye'de en çok tutulan kasa bu. Adı neden efsane kasa diye hiç sordunuz mu? Çok satıldığı için olabilir mi? Yok, ondan değil. Toyota fabrikası bunu ürettiğinde 93 ve 94 yılında bunu Arap ülkesine üretiyor. Arap ülkesi de bunun motoru küçük olduğu için kabul etmiyor. Ve bizim Türkiye'ye gönderiyorlar. Toyota fabrikası 93 ve 94 yılında bu ürettiği kasayı bozulmadığı için tarihinde ilk defa iflas eşiğine geliyor. Allah Allah. Bu yüzden efsane diye geçiyor. Hmm. Bu kasa efsane kasa diye geçer. Bozulmuyor. Ondan sonra dediğim gibi bizim Türklerimiz, Sabancı rahmetli, bunun fabrikasını açıyor. Yine aynı şekilde kasa sağlam ama hani çok küçük oynamalarla satılıyor sadece. Japon üretim farklı, Türkiye biraz daha farklı. Evet. Egzoz emisyon olayından dolayı 97 yılında yanlış değilsem 105 beygire geçti. 98'e tekrardan 114 beygire geçti. 114 yükseldi. Evet. Evet, doğru. Araçlar bunlar. Hatta şey değil mi? Böyle Japon olanlarda amblem
Yok, onlarda şöyle Panjur'da Japon var. Tamam. 93 var. Her şey aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Ben Amerikan versiyonuna çektim yedek parçalarla. Şöyle göstereyim isterseniz bakın. Şu Amerikan stop derler. Evet. Bunun bizdeki gibi değil. Vardı. Evet. Bizim tamponumuz 4 parmaktır. Amerikan dediğimizde 7-8 parmaktır. He. Amerikan versiyonu dediğimiz o. Yani Allah Amerika Allah. Için üretilen. Anladım. Asya ve Amerika ve Avrupa 3. Anladım. 3 şekilde çıkıyor. Peki. Şimdi o zaman madem böyle doğru adresteyiz. Şimdi bu arabayı alacak olan arkadaşlar ya da kullananlar sizin gibi ehlinden nelerine dikkat etsin? Ya özellikle Toyota ve Honda'dan bahsedeyim. Orijinal parça olmadığı sürece yan sanayiye gitmeyin. Diyeceksiniz ki ya şimdi ben yedek parçacı olduğum için de söylüyorum. Orijinali çok pahalı. Değil. Sadece yanlış adrestesi. Tek farkı bu. Şu gördüğünüz stoplar yurt dışında 300 euro 400 euro. Yani şu an Türk parasını hesap edersek 5000 lira civarı. Evet. Ben hem stop hem reflektörünü kargo dahil 1250'ye satıyorum. Allah Allah. Ve para kazanıyorum. Evet. Ve bundan para kazanıyorum ve kargo dahil yapıyorum. Yanına sürpriz hediyeler yapıyorum. Ve şöyle bir güzelliğim var. Kargonuzu aldınız, açtınız. Evet. Kırık çıktı. Sorgusuz sualsiz birebir geri yani. Gönder. O zaman sizin telefon numaranızı alalım. 0543 254 57 25 Yakuza Tunikli'ye geçiyor. Tamam. Türkiye'de zaten tanınan bir insanım efsane kasada. Amacım insanlara daha böyle keyifli, modern, daha böyle görsel şov yapmak. Fuarlarımız oluyor, toplantılarımız oluyor. Çok güzel. Yani birçok şeyi yapıyoruz biz burada. Yedek parçayı yapıyoruz. Serviste bulunmayan her parça hemen hemen bulunur. Sadece çok güzel. Zaman alır. Hepsi bu. Çok güzel. Yani aracımızda özel yapıldı. Şöyle dostlar tekrar aracı da göstereyim abimizin. Hatta şurada şöyle telefon numarası her şeyde kartta yok. Yok yazmadım. Sadece ön camda bir çatlak var. O da değiştirilir zaten. Yo, sıkıntı değil. Yok. Ama şey çok hoşuma ya, gitti. Çok özür dilerim. İşte az önce bahsettiğimiz gibi Amerikan Farpark yani USDM diye geçer. USDM Farpark. Bu panjur da bunun panjuru. Kıvrımı şuradan geliyor. Anladım. Bu panjur sadece bu aracın farına özel. Ve az önce bahsettiğimiz Amerikan tampon dediğimiz bu. Zaten şey ne onun adı? Şey de sujetleri de güzel durmuş. O da kendi orijinali. Vay, çok iyi ya. Şu an hiç bakın ya çok komik, trajikomik şeyler. Şunun tanesi 800 TL. Doğrudur. Değer mi? Bence değmez ama zevk. Yani o ayrı bir şey üstad. Yani ona bir şey diyemem. O ayrı bir şey. Ya bizim gençlerimizin veyahut da büyüklerimizin de tek sıkıntısı şu. Görselle dünya kadar para harcar ama yedek parçaya geldi mi ya ne yaptın? Değil işte. Değil, kesinlikle değil. Evet. Hani bir conta dışarıda 300 lira, serviste 400 lira. Evet. 100 lira. 100 lira ama için değmez. Nereden baksan 6 sene götürecek bu. Aynen öyle. Bu, aynen öyle. Kolay, bunda tamamen orijinal parça. İyi satışlar diliyorum. Teşekkür dostlar, Toyota'nın böyle gördüğünüz efsane kasanın hikayesini de anlattı abimiz. Makinesi de burada. Demek ki doğru adres, bu adama ulaşıp bütün bilgileri alabilirsiniz. Böyle indirdi, kaldırdı yine makineyi. Bakın böyle. Oo. İyi satışlar. Evet, az önceki Honda Civic'imiz de burada. Kuru yemişçi dayımın arabası bu zaten biliyorsunuz. Şurada Egea var, hadi ona bakalım. 2015 modelmiş Egea. Hatta yanında da Focus var. Bakın temiz, binici arabaları güzel. Kendini hemen belli ediyor. Burada fiyatına 317 bin TL demiş. 2017 model 1.6 dizel Trend X paket. 95 bin kilometrede. Şöyle içini görün. Manuel vites. Abi fiyatlar hakikaten coşmuş ya. YouTube hepsinden var, YouTube kanalımın hepsinden adı. Var. Salı günü yayında inşallah. Tamam, 4.30'da. Ondan sonra şurada Egea var dostlar. O Egea'ya da bakalım, lastikleri güzel duruyor. Bu arada Focus'un lastikleri de güzel. Bilginiz olsun. Yani rakamı bana göre yüksek ama hani bütçesi olan arkadaşlar için temiz duruyor. Böyle kaportasında falan oynama yok. Böyle kozmetik bozukluk yok. Bilginiz olsun. 233.500 TL'ye Egea var. 1.6 dizel urban paket. Böyle bu da biliyorsunuz memleketimizin en çok tutulan araçlarından. Şuralar piyano bilek, atmalar. Şurada simlenmeler olmuş. Tavanda boya mı var acaba? Bir vernik şeyi var. Dostlar güzel. İçi de tertemiz. Otomatik değil. Bilginiz olsun. Bu da böyle. Hani disk fren arkalar. Aile arabası işte Türkiye şartlarında kullanılacak aletlerden. Bakın hemen yanında da bir alt paketi var. Ona da bir bakalım. Ona da bir bakalım. Bu da güzel duruyor. Rengi çok başarılı. Severim. Beyazdan harici yani. Bu da 2016 modelmiş. 164 bin
hiç garajdan çıkartmadım. Kilometrede 14.000 hasar kaydı var, 175.000 TL demiş. Benzin LPG var. Bu 1.4 olanı muhtemelen. Evet, farları böyle solmuş, içine su almış. Burası sırf Egea olmuş dostlar. Şurada da var bir Egea. Hadi ona da bir bakalım. Ama herhangi bir kart koymamış. Güzel bir içi de bu. Ben hoşuma gidiyor. 95'lik Euro 5, Euro 6 motor var bunlarda. Tamam, en çok hani dikkat edeceğimiz ne? 1.3 için konuşuyorum. Katalitik konvertörün dolması belki problem. O da zaten işte DPF dediğimiz olay daha doğrusu. O da devirli hızlarda kullandığınızda çok problem yaratmaz. Mesela bakın ne var burada? 156 bin kilometrede 175 bin TL'ye ilk sahibinden satılık sembol varmış dostlar. Bunu da görün. Telefon numarası da burada. Hani ilk sahibinden olması biraz böyle cezbedici. Şöyle bunu da kadrajımıza almış olalım. Şimdi evet dostlar, şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. İyi satışlar, iyi pazarlar. Bakın tertemiz bir tane ne var orada? Sandero var. Hadi ona bir bakalım. Ondan sonra da artık videomuzu kapanışa geçelim. Yan tarafta bir tane Megane var. Onu da çekip, abim çekme dedi. O yüzden hemen yan tarafındaki araca geçiyorum. 2014 147.500 km'de 219 bin kilometrede 147.500 TL'ye. Bakın burada ne var? MPV var. Güzel. Böyle aile arabalarından. Lastikleri kötü. Kapısı yumuşacık. İçi zaten bildiğimiz Renault, biliyorsunuz dostlar. 1.5 dizel. Az yakmasıyla zaten bu araba 10 numara 5 yıldız Logan'dı. Şimdi bakalım, burada bakın yine bir Megane 2 var. 2006 modelmiş. Güzel ya, ben seviyorum bunu. Hele bu dolu paketi var ya, böyle sunrooflu manrooflu olan da çok başarılı. Ama rakamlar uçuk tabi. 83 bin kilometrede 205 bin TL demiş abimiz. Ama bakın kitapçı mitapçı her şeyi var. Şimdi böyle bir makina. Az önceki Toyotacı abimin dediği gibi. Şunu da sevmiyorum, katılmıyorum. Ya şu arabaya bak, 200 küsür bin lira fiyat yazmışsın. Şu sileceği kullanmaya git. Boş, ne kadar ki boş marka kullan. Binici değilsin demek ki. Yani yanlış anlamasın sahibi de ama. Ben almam abi, gidip de yani 20 liralık, bakın az önceki traktör dediğim bu işte, 3 silindir bunlar dostlar, 1.5 olanları çok kötü. Şimdi neyse, konumuza geri dönelim. Yani daha kaliteli bir silecek alıp koysan, ben şeyi sevmiyorum. Hani bu, şurası çok kalın yani, yüksek, görüyor musunuz şurayı? Halbuki bunun orijinali gayet başarılı, neyse. İçine doğru geçelim, kapısının açılması gayet güzel. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, otomatik yanan far, hepsi var. Dijital klima, güzel, tertemiz. Cam taban çok başarılı ya. Bakın böyle cam tabanı falan. Bir de ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Bakın. O kadar güzel saklama gözleri var ki bu aletin. Şurada bile var. Görüyor musunuz? Renault hakikaten bence yani bu makinayla 10 numara böyle Megane 2'de çığır açtı diyebilirim. Çok güzel. Severim. Yol tutuş falan iyi. Bagajı gayet güzel. Makam perdesi var. Yani işte tek sıkıntıları, park sensörü falan yok. Bunlar da yapılır. Sıkıntı değil. Şöyle bunu da görün. Hangi bir bagajı var? Gayet güzel. Tavsiye ederim dostlar. Yani bakın bagajın kapanması falan bile güzel. Lastikleri işte diyeceğim şekilde. Ama rakam keşke 200 küsür bin değil de şöyle 75-80'lere geri eski haline gelmiş olsaydı, yani kaçırılmayacak araçlardan manuel vites isteyenler için biliyorum. Evet, 24 bin liraymış bakın bu Renault 12. Ederini yazmış en azından. Az önceki iki tane Toros vardı yan yana, onlar gibi değil. Evet dostlar, hepsinden var YouTube kanalımda. Bir Adana Otopazarı, Çukurova Otopazarı biliyorsunuz, sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Like'lara basın dostlar. Allah'a emanet, saygılarımla.